5 dakika adaletten herkese merhaba. Geride bıraktığımız hafta yine seçimleri konuştuk. 31 Mart seçiminden bu yana hemen herkes itirazlar ne olur, itiraz süreci nedir, olağanüstü itiraz ne zaman yapılır gibi son derece hukuki başlıklara hakim oldu. Sokaktaki her insan seçim hukuku ile ilgili biraz bilgiye sahip. YSK'nın içtihatlarına uygun biçimde itiraza tabi konularda zamanında itiraz yapılarak karar verilmesi gerektiğini belirtip belirtmeyeceğini göreceğiz. Ancak YSK'nın çok tartışılan başka kararları var. Bunların başında KYK'larla ilgili kararı geliyor. YSK seçim takvimi süresince adayların hukuki durumlarını incelemekle yükümlü belirtilen tarih aralıkları arasında. Birçok KYK'lı bu süreçte adaylık başvurusunda bulundu ve YSK aday olmalarında hukuki bir engel görmedi. Ancak başta Diyarbakır Bağlar Belediyesi olmak üzere seçimi kazanan KYK'lılara mazbata verilmedi. Mazbata verilmemesine gerekçe olarak da hukuki kısıtlıkları olduğu gösterildi. Tam bu sırada aslında çarpıcı bir iddia geldi. İlhan Cihaner, CHP milletvekili dedi ki biz de KYK'lı bir aday gösterecektik CHP olarak İzmir'de. Ancak YSK bunlara mazbata verilmeyebileceğini bize bildirdi. HDP'liler ise YSK'dan hiçbir uyarı, hiçbir bilgi almadıklarını söylüyorlar. YSK'nın bu çok tepki çeken kararı ile ilgili birçok protesto yapıldı. Bunlardan bir tanesi Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'daki protestoda Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları, HDP milletvekilleri en öndeydiler. Bir basın açıklaması yapmak istediler. Fakat polis ilk andan itibaren çok sert bir müdahalede bulundu. Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları sedye ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık raporu aldılar. Halen tedavileri devam ediyor. Bu konuda henüz bir inceleme veya araştırma, soruşturma başlatıldığına dair bir bilgi gelmiş değil. Ancak geçmişte milletvekillerinin eylem yapmasının engellenmesi bir yana böyle bir müdahaleyi düşünmek bile olanaksızken artık hastaneye kaldırılan vekillerin nasıl hastanelik olduklarına dair bir inceleme soruşturma olup olmadığını tartışmaya başladık. Geride bıraktığımız hafta bir başka önemli başlık Ayşe Öğretmen'di. Ayşe Öğretmen birkaç gün önce cezaevine girdi. Peki kimdi Ayşe Öğretmen? Ayşe Çelik 3 yıl önce bir televizyon programına telefonla bağlanarak çocuklar ölmesin dedi. Herkesten bu konuda duyarlı olmasını istedi. Stüdyodakiler alkışladılar. Herkes en başta çok olumlu bir tepki verdi. Çünkü zaten çocukların ölmemesini diliyordu. Hemen ertesi gün Ayşe Çelik hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Çelik önce mesleğinden olduğu ücretli öğretmenlik yaparken çalışamaz hale geldi. Daha sonra da jet hızıyla açılan davada yargılanmaya başlandı. Bu süreçte Çelik hamileydi ve bebeğini bu stres altında doğurmak zorunda kaldı. Bebeğinin doğum yaptığı günlerde hakkındaki 1 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşmişti. Çelik'in avukatları infazın ertelenmesini istediler. İnfaz 2 kez ertelendi. Ve bu süreçte kesinleşen ceza bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi neredeyse 2,5 yıl geçmesine rağmen infaz 2 kez ertelenmiş olmasına ve Çelik'in bebeğiyle cezaevine girme riski bulunmasına rağmen bugüne kadar bu başvuruyu karara bağlamadı. Çelik'in cezasının infazı başladı. Anayasa Mahkemesi hala bir karar vermiş değil. Ama bazıları için adalet biraz daha hızlı akabiliyor. Çelik cezaevine girerken eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Bursa'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Ali Demir, üniversite sınav sorularının çalındığı iddiasından sonra güvenilir isim olarak ÖSYM Başkanlığı'na getirilmişti. Bu dönemde Demir'in de cemaate yakın olduğu iddiaları ortaya atılmıştı ama hükümet kesinlikle böyle bir şey olmadığını, Demir'e mutlak bir güven duyduklarını söylemişti. Şimdi aynı Ali Demir, 60'a yakın sınavda cemaatin soruları sızdırdığı iddiasıyla cemaate yardımcı olduğu, hatta örgüt üyesi olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Demir 2 gün gözaltında tutuldu. Daha sonra Ankara Adliyesi'nde savcı karşısına çıktı. Demir'in tutuklanması bekleniyordu. Çünkü milyonlarca insanı ilgilendiren sınavlarda soruların çalındığı, usulsüzlük yapıldığı iddiaları vardı. Öyle olmadı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayşe Çelik ise cezaevinde cezasının infazının bitmesini bekleyecek ya da Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesini bekleyecek. Bu hafta aslında bundan çok daha fazla başlık vardı ama seçim tartışmalarının gölgesinde bunları tartışma imkanımız çok fazla olmadı. Umuyorum ki önümüzdeki hafta bu haftadan çok daha az ihlali, çok daha az başlığı, adaleti ve yargıyı ilgilendiren çok daha az konuyu konuşuruz. Herkese iyi haftalar diliyorum.